Bugün bütün respublikamız boylab ko'chat o'tkazish dastlab 40 yillik davom etmoqda. Shu qatori bizning Xorazm Ma'mun Akademiyasining olimlari bugungi kunda o'z hududlarimizda bir qancha meyveli ve mazrali daraxtlarni ekib boshladik. Mana bugün bütün jamoamiz bilan birgalikda ekish ishlari boshlandi. Mana ko'rib turganingizdek kanal boylariga İçki hudutlarımızda meyveli kanal boylarına olsa mezreli köçetlerini ötkezip tutmuş. Bu dağızlar 40 günlük köçet ötkezişte ben bütün respublikamız ahalısını cümleden bütün insanlarını bana şu nel ötkeziş boyunca dağızlar 40 günlükte bir vasıta katlaşıcıya cevap kılama. Şu katarı bana ailelerimizde, bütün köçe köylerimizde hem meylerini abadallaştırış ve ben şu köçe ötkeziş boyunca ben şu 40 günlükte, dağızlar 40 günlükte hem de iştirak etişini istap kalar edin. Bütün devletimiz, memleketimiz, bütün cihan bana şu yeşil mekan diye bürkensin. Bana prezidentimiz atken deyik, bütün yerlerimizde yeşil mekan boyunca köçetler bilen köylerimizi anlaştırış işlerine ekleyip katlaşmamız diye ümit demem. Hazır günde prezidentimiz tamamına ilan kılıngan Yeşil Mekan Dasturu Dairesi'de Xorazm Ma'mun Akademiyasi'de hem köçet ekiş işleri avcide. Körüp durganımız bu Kiparis ailesi'ye kiruçu Majenik türü kampak erçede halkımızda yürütüledi. Bu erçene hem özge has hususiyetleri var. Yani bu özüden azon yani kisarotlu başkaça insan için faydalı az onun işlep çıkaradı. Yani bu erçeden nefes alan insan yengil, üzerini yengil kıskıladı. Şimdi bu daraklarımızda hem ekken de bunların ekiş tertibi var. Yani agroteknoloji, kanun kaydaları var. Misal için şu Nineberkli daraktımızda, ekkenimizde aldın onun için çukurça hasıl kılıp çünkü köp yerlerimizde mesela yerini yumuşatmazsan ekiş bu ildiz sistemasının rövajlanışıdır. Selbi ösümlük için, köçet için selbi cihat kısaplanadı. Bunun yerini yumuşatamız, çukur hasıl kılıp ilacı bağışa su varıp keyin tegide mineral oğutlardan, fosil oğutlar bilen yerge sepilgen halde bunu köçetini ötkazamız. Bunu ötkazlar tertibini indi köçet ötkazamız. Yumuşatırken toprak, tagiye, fosforlu oğutlar bile salıngenden keyin bunu üstüden yine yakışı suğarılırken, suğarış işleri alıp bağlıken topraktan salıp bunu yakışılıp kömemiz. Şimdi bunu ekşi çukurlu günü ya ki oranı, diametrini 80 santimetre kılıp onu çukurlu güne 70-80 santimetre kılsak maksatken muhakkak oladı. Onu ekken de ildizi daraktan yaşlıya karak bu ildiz sisteması küşür başlangan buluşu mümkün. Şunun için onu yakışı yumuşatırken çukurrak cayge tegege yumuşak toprak salıp ekilse bu ekilgen daraktımız yakışı üst projlanadı. Şimdi fakat yine bu hazır günde ekişmez, onu parvarışla yani kökerip rovajlanıp geçişin daimi itibar zarur. Bunu keyin çelekem ekkenimizden keyin bunda uçuraydıgen her kıl haşeratlar mevcut. Bunlar yani ürgeni daimi monitoring kılıp barış gerek. Her yeri hazır günde erçede yani uçuraydıgen zarar künendele mikroorganizma mevcut. Onlarla karşı yani biyolojik kimyo kirashlarni olib borsa bu o'simliklarimiz kelgusida katta daraxtga aylanadi. O'zbek xalqi azaldan do'ppisida suv tashib bo'lsa ham ko'chat ekkan. Aytishlaricha hadislarda shunday ta'kidlangan ekan. Hatto qiyomat boshlangan taqdirda ham ko'chat ekayotgan bo'lsang, ko'chatni ekib turib, keyin qiyomatni vahimasini yuragingda his qil degan. Shunday ekan, biz xalqimiz azaldan ko'chat ekish, bog' yaratish va ana shu bog'ni agar o'zimizga foydasi tegmasa ham bizni avlodlarimizga foydasi tegishi haqida o'ylab kelganmiz. Shu munosabatdan biz bugungi kunda butun yurtimiz bo'ylab, butun respublikamiz bo'ylab yashil makon doirasida, umummilliy dasturi doirasida, demak, ko'chat ekish, manzarali mevali daraxtlar ekish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Buning
qonuniy asosi, buning dastlabki g'oyachisi bu prezidentimiz 2021-yil 30-dekabrda O'zbekiston Respublikasida yashil makon milliy dasturini boshlash haqida fikr bildirgan edilar. Mana shu qonun doirasida, mana shu farmon doirasida bugungi kunda respublikamizda minglab, millionlab ko'chatlar ekilmoqda. Va bu ko'chatlar bizni tabiatimizni o'pkasi, bizni hayotimizni davomchisi, ayni damda uzaytiruvchisi desak yanglishmagan bo'lamiz. Chunki hayotimizda, atrofimizda qanchalik daraxtlar ko'p bo'lsa, shunchalik havomiz musaffo, shunchalik havomiz toza bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Nafaqat bizni havomiz musaffoligi, balki atrofimizni yanada ham go'zallashtiruvchi narsalardan birisi bu daraxtlar, ko'chatlar, butalar, gullardir. Ana shunday daraxtlardan, ana shunday ko'chatlardan birisi bu ko'rib turganingizdek uzum ko'chatidir. Uzum ko'chati nafaqat manzarali, undan tashqari mevali ham ko'chatlardan birisi hisoblanadi. Uni mevasini qanchalik biz lazzatlanib yeydigan bo'lsak, uning salqin havosidan ko'rib turganingizdek soyasidan bahramand bo'lish butun bahordan boshlanib to kuzning oxirigacha davom etadi. Mana shunday ko'chatlarni ekish, mana shunday daraxtlarni ko'paytirish bu hayotimizni yanada ham go'zal, atrofimizni yanada ham go'zal, ayni damda umrimizga yana bir ko'rkam bir ma'no qo'shadi desak xato qilmagan bo'lamiz. Yashil makon umummilliy dasturi doirasida bugungi kunda Xorazm Ma'mun Akademiyasi olimlari, ishchilari ham o'zlarini hissasini qo'shish bilan band bo'lmoqdilar. Mana bugun 1-noyabr kuni Xorazm Ma'mun Akademiyasi atrofida, bog'ida umuman o'sha yashil makon doirasida demak manzarali ko'chatlarni ekish, undan tashqari mevali ko'chatlarni ekish ishlari amalga oshirilmoqda va har bir xodim, har bir olim bunga alohida bir qiziqish, alohida bir mas'uliyat bilan yondashmoqda. Chunki bu nafaqat qonun yoki farmon yoki milliy dastur doirasida, balki bizning har birimizni o'z yuragimizdan, o'z hayotiy maqsadlarimizdan kelib chiqqan holatda, demak atrofimizni go'zal qilish, ishlab turgan joyimizni go'zal qilish va hayotimizni go'zal qilish maqsadlari bilan bog'liq holda bo'lmoqda.